Merhaba ben Büyük Baba Cahit. Uyar Medya'nın yeni bir üyesiyim. Fransa'da yaşam hakkındaki videoyu izleyenler bilir beni. Bu ikinci video sunuşum size bugün Belarus hakkında bilinen bilinmeyen bilgiler vereceğim. Hadi o zaman çayınızı kahvenizi alın, arkanıza yaslanın ve Cahit dedenizin muhteşem dinlendirici sesine kendinizi bırakın. Herkese iyi seyirler. Belarus, Orta Avrupa'da yer alan bir ülke olup yaklaşık olarak 9,5 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Bu nüfusun çoğunluğu Belaruslulardan oluşmaktadır. Ayrıca Ruslar, Ukraynalılar, Polonyalılar ve diğer azınlık grupları da ülkede yaşamaktadır. Belarus'ta nüfusun yaklaşık yarısı kadınlardan, diğer yarısı ise erkeklerden oluşmaktadır. Bu da ülkedeki cinsiyet dağılımının nispeten dengeli olduğunu göstermektedir. Belarus'un ekonomisi genellikle tarım ve sanayiye dayanır. Ülke, ortalama aylık gelir açısından Orta Avrupa'daki diğer ülkelere göre daha düşük seviyededir. Ancak son yıllarda ekonomik büyüme ve reform çabalarıyla birlikte gelir düzeyinde artışlar görülmüştür. Belarus mutfağı genellikle doyurucu ve çeşitli lezzetleriyle bilinir. Bunlardan bazıları şunlardır. Draniki, patates pancarı olarak da bilinen bu yemek, rendelenmiş patateslerden yapılan bir tür pankektir ve genellikle ekşi krema ile servis edilir. Borscht, bu çorba genellikle pancar, lahana, patates ve diğer sebzelerle hazırlanır ve et veya et suyu ile lezzetlendirilir. Kalduni, Mantıya benzer bu yemek genellikle etli veya mantarlı iç harç ile doldurulur ve kaynar suda pişirilir. Evet, çocuklar emin olun, Belarus'un merkezi Minsk'e gittiğinizde aç kalmazsınız. Orada hemen hemen Türk yemeklerini andıran ürünler göreceksiniz. Belarus tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaret edilebilecek birçok yere sahiptir. Bunlardan bazıları şunlardır: Belarus'un başkenti olan Minsk, Stalinist mimarisiyle ünlüdür ve çeşitli müzeler, parklar ve sanat galerileriyle ziyaretçilere geniş bir kültürel deneyim sunar. Mir Kalesi ve Nesvis Şatosu, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu tarihi yapılar, ülkenin zengin tarihini ve mimarisini gözler önüne serer. Berezina Nehri Nehir kenarında yapılan doğa yürüyüşleri ve rekreasyon aktiviteleri için popüler bir destinasyondur. Evet, sırada Belarus'ta gece hayatı var. Belarus'un başkenti Minsk, canlı gece hayatıyla tanınan bir şehirdir. Şehir, birbirinden renkli ve çeşitli eğlence mekanlarıyla doludur. Gece kulüpleri, barlar, Restoranlar ve kafeler, yerel halkın ve turistlerin eğlenmek için bir araya geldiği popüler noktalardır. Minsk'in gece hayatı genel olarak farklı müzik türlerini ve eğlence seçeneklerini sunan çeşitli mekanlara sahiptir. Birçok gece kulübü, dans pistleri, canlı müzik performansları ve DJ setleriyle geceyi renklendirir. Ayrıca Birçok bar ve pub da rahat bir ortam sunar ve genellikle canlı müzik veya karaoke gibi etkinliklere ev sahipliği yapar. Kadınların Minsk'teki gece hayatına katılımı oldukça yaygındır ve çeşitli deneyimlere sahiptirler. Kadınlar genellikle arkadaşlarıyla birlikte gece dışarı çıkarlar ve sosyalleşirler. Bazıları dans etmeyi tercih ederken diğerleri Sakin bir ortamda arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih eder. Kadınların gece hayatındaki davranışları genellikle kişisel tercihlerine ve toplumsal normlara bağlıdır. Bazıları daha dışa dönük ve aktif olabilirken, diğerleri daha içe dönük ve sakin olmayı tercih ederler. Ancak genel olarak Minsk'teki kadınlar eğlenceli bir gece geçirmek ve streslerini atmak için gece hayatını tercih ederler. Evet çocuklar, herkesin merak ettiği bölüme geldik. Güzel kadınlar Belarus genç nüfusuyla bilinir ve birçok güzel kadına ev sahipliği yapar. Belarus kadınları genellikle zarif, doğal güzellikleriyle tanınırlar ve dünya çapında güzellik yarışmalarında da başarılar elde etmişlerdir. E ee, yani Slav ırkı birçok kişi tarafından beğenilir. Ama Rusya, Belarus ve Ukrayna ile yakın olan Türkler buraya gelip birçok evlilik gerçekleştirdiğini biliyoruz. Konusu açılmışken Belarus'ta yaşamak isteyen Türk vatandaşları için bazı önemli bilgiler şunlardır. 1. İkamet izni Belarus'ta uzun süreli ikamet etmek isteyenler genellikle yerel göçmenlik ve vize işlemleriyle ilgili kurumlardan ikamet izni almalıdır. 2. Çalışma izni. Belarus'ta çalışmak isteyen Türk vatandaşları işverenleri aracılığıyla çalışma izni başvurusu yapmalıdır. Bu süreç genellikle Belarus'un göçmenlik ve çalışma yasalarına uygun olarak yürütülür. 3. Sağlık ve eğitim Belarus'ta sağlık hizmetlerine ve eğitim olanaklarına erişim genellikle vatandaşlık veya yasal ikamet statüsüne bağlıdır. Bu konuda yerel yetkililerle iletişime geçerek detaylı bilgi almak önemlidir. 4. Dil. Belarus'ta Belarusça resmi dil olup Rusça da yaygın olarak konuşulan bir dil olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle Belarus'ta yaşamayı düşünenlerin dil öğrenmeye veya en azından temel düzeyde iletişim kurabilmeye özen göstermeleri önemlidir. Türk vatandaşlarının Belarus'a seyahat etmek ve orada yaşamak için vize işlemleri hakkında bilgi vermek isterim. Belarus'a vize işlemleri Türk vatandaşları için Belarus'a seyahat etmek genellikle vize gerektirir. Ancak Belarus ve Türkiye arasında karşılıklı anlaşmalar veya özel durumlar söz konusu olduğunda vize muafiyeti veya kısa süreli vize kolaylıkları olabilir. Bu nedenle seyahat planınızı yapmadan önce Belarus Büyükelçiliği veya konsolosluğu ile iletişime geçerek güncel vize gereksinimlerini ve başvuru prosedürlerini öğrenmeniz önemlidir. Belarus'ta yaşamak ve çalışmak isteyen Türk vatandaşlarının yerel yasal düzenlemelere uygun hareket etmeleri ve gerekli izinleri almaları önemlidir. Ayrıca ülkenin kültürüne ve yaşam tarzına uyum sağlamak da başarılı bir yaşam deneyimi için önemli bir faktördür. Evet çocuklar. Size elimden geldiğince Belarus'u anlattım. He şunu da unutmayın. Oraya bir aylığına gittiğinizde paranızı rahat korumak ve harcamak için bankadan tek kullanımlık kart çıkartabilirsiniz. Ve sağlıktan yararlanmak için sizden makul bir ücrette talep ettiklerini öğrendim tabii eğer yasa hala geçerliyse. Belarus güvenli bir ülke elbette ama siz yine de dikkatli olun, her nerede olursanız olun. Bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Uyar Medya büyümeye devam ediyor. Ben Cahit Dede, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Gerçi benim büyüklerim mezarda ama neyse. Ha 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 ha, hoşça kalın, sevgiyle kalın.